Anlat bakalım, Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Kırkağaç'ın Demirtaş köyünde bulunmaktayız. Ömer Bey'le röportajımızı gerçekleştireceğiz. Başlıyoruz. Ben Ömer, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Bölümü mezunuyum. Şu anda kendi köyümde doğal köy ürünleri üretmekle meşgulüm. Bu ürünlerin hepsini fidanından paketlemesine kadar kendim yer alıyorum ki içindeki fıtrilik hiçbir aşamada bozulmasın. Bu ürünlerden bahsedebilir misiniz, çeşitlerinden? Yani köy ürünleri kendi yöremize ait tarhanamız var, salçamız var, cevizimiz var, turşularımız var, kendi zeytinlerimiz var, jelibon biberlerimiz var, cennet elması kurusu var. Bu cennet elması kurusundan bahsedebilir misiniz? Nedir? Bu değişik isimlerle anılır. Japon elması denir. Cennet elması, cennet hurması, Trabzon hurması isimleriyle yer alır. Bu dış kabuğu soyulduktan sonra sapından iple bağlanarak 1,5 ay kadar bir bekleme süresi var güneşte, hava sirkülasyonu olan bir ortamda. Bu ortamda kuruduktan sonra çok güzel bir tada sahip oluyor. Röportaj öncesinde bizlere bir de çam kozalağından bahsetmiştiniz. Nedir bu? Bu kozalak şurubu kendi burada çam ağaçlarından yaşken topladığımız bir kozalağı kazanda kaynatıyoruz. 12 saat bir kaynama süresi oluyor. Daha sonra içine biraz şeker attıktan sonra kavanozlayıp ters yoğurup bekletiyoruz. Bu şu an nelere gelir derseniz, koronadan çıkmış kişilerin böbreklerinde, ciğerlerinde bir yavaşlama olduğu tespit edilmiş. Bu şurup bunlara iyi geliyor. Astma, bronşite, bu tarz nefes darlığına iyi geliyor. Aslında bu ürünlerin hepsi doğal. Bir de tarhanadan bahsetmiştiniz. Tarhana bildiğiniz gibi sizin de aynı şekilde çok kullanılan, çok tüketilen bir besin. Tarhana işlemi nasıl oluyor tam olarak? Evet, tarhana yani tüm malzemelerin nohutu, unu, salçası yine kendi tarlalarımızdan çıkıyor zaten. Bu malzemeleri karıştırarak macir tarhanası dediğimiz kırmızı tür tarhanayı biz sizlerle buluşturuyoruz. Bunların tarifi de benim kendi hesaplarımda, sosyal medya hesaplarımda mevcut. Ne kadardır sosyal medya üzerinde aktifsiniz? Yani şu an kendi tam bu gastronom arı ismiyle 3 ay kadar bir süredir medyadayım. Yani orada yaptığınız ürünlerin hepsini anlatıyorsunuz değil mi izleyicilere? Evet, hepsinin tarifini tüm detaylarıyla anlatmaktayım. Yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirmiş bir kişiden sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Anlat bakalım, Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın.